Selamun aleyküm tüm YouTube kanalındaki dostlarım ve değerli takipçilerim. 2023 model araç aldım. Alalı yaklaşık olarak bir ay oldu. Detaylı videosunu paylaşacağım. İşimden dolayı, yoğunluğundan dolayı paylaşamadım. Lakin çok sorulan soru, 2023'lerin yakıt tüketimini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şurada ekranı görüyorsunuz. Ortalama yakıt tüketimini görebiliyorsunuz. Burada da 166 kilometreye ortalama 13 nokta yani 14 litre kadar bir yakıt tüketimi saf ettik. Burada da aynı şekilde hemen hemen ortalamayı gösteriyor. Şuradan üre seviyesi, yakıt ekonomisi ve ortalama yakıt tüketimi. Arkadaşlar 2023 model araç ortalama 13 ile 15 litre arası bir yakıt tüketimi var. Ama aracın devrinde kullanıldığı zaman 11 seviyelerine kadar görüyor. Bu da nasıl söyleyeyim, 80 ve 85 bandında gitmek gerekiyor. Ek Blue'yu de biliyorsunuz, bunlar da var. Aslında size şu özellikleri daha detaylı göstermem gerekiyor ama ben sadece tek bir içerik olmasını istediğim için size sadece yakıt tüketimini göstermekteyim. Aracımın deposundaki yakıt miktarının 116 kilometre olarak gösteriyor ama malumen yanıntı bilgisi. Aslında şu an nereden baksam bir 220-230 kilometre gitmesi gerekiyor. Ben de ne kadar bu arabanın içinde de olsam size ister istemez yanlış bilgiler verebilirim. Şu an araba çalışıyor halde olduğu halde şu an aslında arabayı sürüş yapmam gerekiyor. Şarjım da yetersiz. Sizler için daha detaylı videoyu ilerleyen günlerde paylaşmış olurum. Ama size şöyle bakım aralığına bakalım. Şöyle ayarlara bir gireyim. Tam detay anlatmak istemiyorum. Çünkü bunun videosunu çekeceğim için yakıt tüketimini otomatiğini kapat. Yakıt tüketimini birimini falan göster. Şuradan çık. Dil diyor. Sıfırla diyor. Sıfırlama yapmayalım. Şurada. Evet. Şu ayarı çok seviyorum arkadaşlar. Hyundai'de hoşuma giden en muazzam olay bu. Size şöyle ışığını da yakayım. İçini de göstermek istiyorum. İşte evde diğer Hyundai'mdan çıkma kılıfım vardı. Onları koydum. Biraz ıvır zıvırım var. Uzun yola geldiğim için tam şey yapamadım. İş kısım detay, gösterge panelimizin lükslüğü.